Sosyal medya ve dijital güvenlik eğitim araştırma merkez başkanıyım. Merkezimiz Ankara'da 26 profesörden oluşan bir bilim kuruluna sahip ve ülkenin birçok bölgesinde ücretsiz olarak dijital yetkinlik eğitimi vermekteyiz. Bahçeşehir Koleji'nin dijital eğitimde yıllar öncesinden gelen bir geleneği var. Bu geleneğin de mimarı dijital eğitimin lideri olarak tanımladığımız Sayın Enver Yücel. Dijital eğitim kültürü olan bir okuldan bahsediyoruz. Elbette bu kolay bir süreç değil, ciddi bir yatırım ister. Görünen şu ki, gelecek neslin eğitimi değişen öğretmen vurgusunda bu dijitalleşme çok çok büyük rol olmuş. Genel bir tarafını geziyoruz. Bahçeşehir Koleji'nin çok önemli bir görev üstlendiğini de görüyoruz. Bu da dijital eğitimi olan liderliği. Dijital eğitimin merkezinin kurulduğu, Metot Box adlı yapay zeka ve kişiye özgü öğretim modelinin olduğu bir sistem var. Ve bu 10 yıldır kullanılıyor. Bakın, pandemi sürecinde kamu dahil birçok eğitim kurumu hazırlıksız yakalandı. Ama bu kurumun en büyük avantajı bunu yıllar önce öngörüp, kurgulayıp sisteme sokması. Bu yüzden oldukça önemli bir fark görüyoruz. Bir kurumda, okulda ya da yapıda dijital eğitimin yetkin olmasının 4 aracı var. Öğrenci, öğretmen, anne baba ve altyapı. Şimdi altyapı yoksa herhangi bir şekilde bizim dijital eğitim yapmamızın mümkünatı yok. Öğretmenlerin ciddi bir şekilde eğitilmesi gerekmektedir. Bu konuda Bahçeşehir Koleji çok büyük mesafe kaydetmiştir. Geçen sene bu konuda onlarca eğitim verilmiştir. Anne babanın bir dijital ebeveyn olarak temel pedagojik değerlerle örülmesi, öğretilmesi gerekmektedir. Çünkü uzaktan eğitim sürecinde biliyorsunuz anne baba çok büyük, önemli bir destekleyici oldu. Yine süreçte öğrencinin motivasyonunu, sürece katkısı, evde ders sonrası tekrarını yapması gibi aslında çok da kolay olmayan birçok süreci bu okulumuz başarıyla sergilemiştir. Öğretmenlerimiz asla ve asla gelecek süreçlerden korkmamalı, kendilerini geliştirmeli. Madame Curie'nin de sözü bu. Gördüğünüzden korkmayın, görmediğinizden korkun diyor. Bu yüzden bunu anlamak, etmek için öğretmenlerimiz, hele bu süreç o kadar çok değişti ki meslek biliyorsunuz, kendilerini mutlaka ve mutlaka Web 3.0'a, Web 4.0'a, daha ilerisine hazırlamaları gerekmektedir. Biliyorsunuz dönüşen her şey gibi anne babalık da dönüştü ve zorlaştı. Solimer olarak biz 6 modülden oluşan bir anne baba okulu programı oluşturduk. Özellikle Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri, Hacettepe Üniversitesi'nden değerli Solimer üyesi hocalarla beraber dijital ebeveynlik, gelişimin kilometre taşları, anne baba ilişkileri, çocuğum ne demek istiyor gibi ders başlıklarında anne ve babalarla buluşuyoruz. Gebze ve Darıca'da da Sayın Müdüremizin de önderliğinde bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliklerin tamamı ücretsiz ve sertifikalı çalışmalar. Kent ve Teknoloji Lisesi 2018'de faaliyete geçti, bir yıl sonra kampüsümüz açıldıktan. Şu anda nüfus yoğunluğundan dolayı Kent ve Teknoloji Lisesi'ni Gebze'ye taşıma kararı aldık. Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde ilk defa ara eleman yetiştirmeyen, ana eleman yetiştiren, fen ve teknoloji konusunda uzman bireyler yetiştirme hedefinde olan bir okul planlıyoruz ve tasarlıyoruz. Belki Türkiye'de de bir ilk olacak. Açıldığı zaman ben eminim çok güzel işlere imza atacak. Şu gördüğünüz drone onların eseri. Ben masamda övünerek bu drone'u sergiliyorum. Çünkü el yapımı bir drone. Öğrendikleri bir dersin içeriği sonucu ortaya çıkmış. İnsan hava aracı diye bir ders görüyorlar. Teknofest'te ilçemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. İlimizi temsil eden yegane takımlardan bir tanesi bu çocuklar. Dolayısıyla muhteşem işlere imza atıyorlar. Bundan sonra da çok daha farklı ve güzel olacak. Burada anaokulu, ilkokul ve ortaokul devam edecek sürece. Fen ve Teknoloji Lisesi aslında Gebze Organize Sanayi Bölgesi gibi bir takım organize sanayi bölgeleriyle işbirlikleri yapması gereken bir okul profili. Dolayısıyla biz orayı neden tercih ettik? Lise öğrencilerini sahası haline getirmek için. Orada çok büyük firmalar var biliyorsunuz. Bu öğrencileri lise hayatlarında oralarda staj yapmaya teşvik eder, oradaki bireylerle tanıştırırsak, bir araya getirirsek çok ciddi bir ivme kazanacaklar lise hayatları süresince. Ve sonra ne yapacaklar? Mesleklerini buna göre seçecekler. Yani biz sahaya lisede inmiş mühendisler istiyoruz üniversiteye gittiğinde. Ya da sahaya lisede inmiş
yapay zekacılar istiyoruz. Bunların tamamı GOSP'un bünyesi içinde gerçekleşebilecek olaylar. OVİS proje okuludur. Ortaya çıktığı zaman, ilk mezunlarını verdiği zaman çok güzel işlere imza atacaklar. Hedef şu, yurt dışına da öğrenci göndermek. Yurt dışı öğrenci kabullerinde en çok yapılan stajları ve bu stajların içeriğinin öğrencinin üniversite hayatıyla paralel olup olmadığını izleniyor. Dolayısıyla burada yapacakları stajlar hayatlarında yepyeni pencere açacak bu öğrenci.